Gravyer peynirinde öncelikle sütün merada otlayan ineklerin sütleri olması gerekiyor. Mayıs 1 itibariyle gravyer peyniri üretimi başlıyor. Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos ayında çiçek otlayan ineklerin günlük taze sütlerinden yapılıyor. Sütlerimizi aldık taze bir şekilde bakır kazanlara. Şırdan mayayla mayaladık 35 derecede. Daha sonra 55-60 dereceye kadar pişirip kazandan alıyoruz. Burada bakır kazan kullanılmasının en önemli nedeni, bakır kazanda peynir daha lezzetli oluyor. Nasıl ki bir güveçte pişen yemek daha lezzetli olursa, bakırda pişen gravyerde o kadar lezzetli, elastik yapıda ve aromalı oluyor. Orijinali de budur. Gravyer peynirinin orijinali bakır kazanlarda pişirilir. Daha sonra pişirdiğimiz peyniri prese aldık. 24 saat preste kalıyor. Presten çıkardıktan sonra 2 gün dinlendirmeye alıyoruz. Dinlendirdikten sonra havuza alıyoruz. Tuz havuzunda 1 hafta bekliyor. Daha sonra peyniri tuz havuzundan çıkarıyoruz. Sıcak odası var. Sıcak odada yaklaşık 20 gün, 1 ay olgunlaştırıyoruz. Bu 20 gün, 1 ayda işte 28-30 derecelik odalarda peynirin içerisinde gözenekler oluşuyor. Probiyotik bakteriler gaz oluşturuyor ve peynir şişmeye başlıyor. İstediğimiz olgunluğa geldikten sonra sıcak depodan alıp soğuk depoya koyuyoruz. Soğuk depoda yaklaşık 6 ay, 7 ay, 8 ay 3 günde bir çevrilip tuzlanmak şartıyla bakımı yapılır. Ve bugün pişen bir peynir en erken 6-7 ay sonra, 8 ay sonra tüketime hazır hale gelir. Gravyer peyniri 4 yıl raf ömrü olan bir peynirdir. Olgunlaştıkça lezzeti artan bir peynirdir. Aynı zamanda özellikle Ramazan ayımızda geceleri sahurda, akşam iftarda yenilmesi, işte gece yenilmesi gündüz tok tutmayı sağlıyor. Akşam iftardan sonra hazmı kolaylaştırıcı özelliği vardır. Yine bunun yanında olgunlaştırılarak yapılan eski kaşarın da tok tutucu özelliği vardır. Hazmı kolaylaştırıcı özelliği vardır. Yemeklerden sonra mutlaka bir 50 gram, 40 gram, 50 gram peynir tüketilmesi bağırsak florası açısından çok önemli. Covid-19 için de şöyle söyleyeyim. Covid'e yakalanmamak için vücut direncinin yüksek olması gerekiyor. Yani bu süreçte biraz daha iyi beslenmek, vücut direncini artırmak açısından peynirler probiyotik açısından, protein açısından zengindir. Süt ürünleri, peynir, kaşar, gravyer, yoğurt, kefir, bunların tüketilmesi vücut direncini artıracaktır. Bu da hastalıklara karşı direncimizi de artırmış olacak. Yavaş bir şekilde bu tarafı da silip tekrar üstüne tuz serpiyoruz. Yeter o kadar.